Melek Hanım! Melek Hanım! Huu! Ne var? Aa, ayol hazırlanmadın mı daha? Adam neredeyse gelecek, sen hala hazır değilsin. Yavaş konuş, bağırıp durma. Çocuklar duyarsa rezil olurum. Allah'ım, ne günlere kaldık ya Rabbi. Ay! Ay, ödüm patladı ayol. O ne? Düzgün, düzgün. Pudra yerine. Ha, iyi. Ne işin var senin hala evde? Hani Selami diye gidecektin adak adamaya? Aman canım! Yüzümü silip gideceğim işte. Hem sen ne telaş ediyorsun? Aa, kim telaş ediyor ayol? Bak, vallahi içimde bir his var. Bugün gidersen mutlaka kısmetin çıkacak. Ay, ay! Sen gitmedin mi daha? Ne bileyim? Kızla buluşacaktın ya. Cebimde para var mı ki gideyim? Para mı? Al sana para! Para kesem nerede? Hah, dur, içeride. Getireyim evladım. Hay yaşıyorsun anacığım! Tırnak kesecek başka yer bulamadın mı oğlum? Başka nerede kesecektik beyefendi? İlahi Terat efendi, ilahi Süreyya Hanım, Allah sizin layığınızı versin. Al çocuğum! Bu ne? Para istemedin mi evladım? Yo ama sağ ol. O para benim oğlum, bırak be! Dur evladım, sana da veririm, al! Neyin var senin bugün? Kafan karmakarışık kız. Şimdi yok evladım! Neyim olacak? Aa, aşk olsun oğlum! Pazar günü hem el hem hayat durumuna kesilmez uğursuzluktur! Hadi hazırlan da sen de yola çıkıver! Ah, ne diyeyim sana Telat efendi, şu başımı açtığın işlere bak! Nereye gidiyor bu kitaplar? Sinemanın önünde çocuklarla değiş tokuş edeceğiz. Benim kravatımı gene sen mi aldın? Vallahi ben almadım. Nerede bu? Dur bağırma be oğlum! Ben de! Oo baba, ceket itileniyor, kravatlar falan, nereye böyle? Hiçbir yere canım, işte belki dedim şöyle bir dışarı çıkarım dedim de. Bugün pazar, siz hala niye evdesiniz? Ben çıkacağım ama... Evet. Param yok. Al bakalım. Sağ ol. Baba, benim de maçım var. İyi, hemen git o zaman. Param bitti ama. Anlaşıldı. Al. Sağ ol. Kim bunu bağlamasını biliyor? Ben bağlayayım baba. Baba? Gene ne var? Hani beni sinemaya yollayacaktın? Senin dersin bitti mi bakayım? Hı. İyi. Al bu da sana. Oldu. Sağ ol. Aman baba beni unutma. Biliyorsun karbüratör alacağım. Hiç unutur muyum oğlum? Hiç unutur muyum? Al. Sağ ol baba. Nerede kaldın ayol? Ay, geldim. Geldi içeride. Çocuklara anca yollayabildim. Ah, nereden çıkardınız bu işi başıma? El alemin adamıyla ne konuşuyorsun ben şimdi içeride? Kahve yaptım, sen götürürsün. Üstüme iyilik sal. Vallahi utanırım ayol. Hadi iyi. Utanma. İş açtın başıma be Talat Usta. Amma da uzattın yahu. Geldi, geldi. Al içeri. Buyurun, buyurun. Ah Süreyya Hanım. Ne yapacağımı bilemiyorum ki. Efendim, Melek Hanım, Yaşar Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Otursana Melek Hanım. Aa, ben tavuklara yem vermeyi unutmuşum. Bir bakayım. Ben de yemeğime bir bakayım, yanmasın. Efendim, sağ olsunlar Talat'la hanımı... ...bizi birbirimize münasip görmüşler. Ya, öyle olmuş. Öyle de... Biliyorsunuz benim 4 çocuğum var. Benim de 3. Evet, asıl mesele de bu çocuklar. Bilmem ki ne yapsak acaba. Hadi biz karar verdik diyelim. Ama çocuklar bilmem ki ne der buna. Bilmem.
gülerler ki. Herhalde çok gülerler. Ne olur kusura bakma. Gülün açılırsınız. Açılırsınız. Ay seni tuttu. Kıramıyorsun. Ay ay Allah. Makarnayı iyi yapamamışsın baba. Kusura bakma oğlum. Yakında zaten benim kötü yemeklerimden kurtulacaksınız. Bir yere mi gidiyorsun baba? Yok canım, aşı tutacak bize. Bilemediniz işte. Evleniyorum. Anlamadım. Ne dedi, ne dedi? Babam evleniyormuş ha. İyi mi? Yok canım, şaka yapıyor. Bu işin şakası olmaz. Ve bir kadın mı gelecek? Hayır. Biz onun evine gideceğiz. Boş ver be baba. Bekarlık sultanlıktır. Sen hiç bok yıkayan sultan gördün mü? Peki nereden çıktı bu evlenme? Vallahi oğlum, çamaşırlarınızı yıkayıp yeminizi yapmaktan bıktım artık. Fabrikada mı çalışayım, size mi hizmet edeyim şaşırdım. Artık zor geliyor. Benim de bakıma ihtiyacım var. Hep beraber oraya gideceğiz. Ben hiçbir yere gitmem. Tabii ya. Ne işimiz var el alemin evinde? Siz bilirsiniz oğlum. İsteyen gelir, isteyen kalır. Tabii kalan başının çaresine bakar. Hadi neyse bari, ben seninle geleyim de minibüsün kazancını size vereyim. Yoksa nasıl geçinirsiniz? Sağ olasın oğlum. Akıllı insanın hali başka olur. Ya siz, ha? Ne dersiniz? Abim geldikten sonra biz ne yapalım? Ne zaman kurtulacağım bu işlerden? Ay! Direniş şu iskemleyi tutun bari. Düşeceğim, kafam mı patlasın ha? Size söylüyorum, yardım etsenize bana. Daha yeni oje sürdüm anne, kurumadı ki. Benim boyum yetişmez anne. Of, her tarafım tutulmuş, ağrıyor. Yemek ne zaman yiyeceğiz ya? Ay Allah! Allah kahretsin inşallah. Düştü işte. Düşer tabii. Benim işim mi bu? Erkek işi. Başımızda bir büyük olsa böyle mi olurdu? Filat amcanız da hep söylüyor zaten. İyi adammış. Kim? Yaşar Bey. Kim ki? Fabrikada ustabaşı. Hı? Ne diyor bu ya? Anne ne diyorsun sen ya? Beni istedi de. Bana da olur gibi geldi. Anlamadım. Ne dedin, ne dedin? Hasta mı bu? Ateşi var galiba, baksana şuna. Ya ne yapayım istiyorsunuz? Babanızdan kalan para suyunu çekmek üzere. İyi ya peki. Tamam vazgeçtim. Gidin çalışın, para getirin eve. Ben de evlenmem. Oh canıma minnet. Derslerimize nasıl çalışacağız o zaman? Okulu mu bırakalım yani? Olmaz öyle şey. Ya gördünüz mü? Peki ben ne yapayım? Neyle çevireyim bu evi? Nasıl karşılayayım bu masrafları? El aleme elma açayım. Ağlamakla kandıramazsın bizi. Allah'ını seversen kes şu ağlamayı. Peki, peki, ağlama. Madem sen münasip gördün, biz de katlanırız. Ne yapalım? Katlanacak olan asıl benim. Anlayın halimi. Ama şunu iyi bil anne. Ben o adama baba demem. Sen demezsen ben hiç demem elin herifine. Ne oldu, çocukları razı edebildin mi? Evet dediler ama... Aması ne? En mühim meseleyi açamadım. Hangi meseleyi? Melek Hanım'ın 3 çocuğu olduğunu söyleyemedim onu. Hay Allah, şu işe bak sen. Ne gülüyorsun ya? Gülerim tabii. Melek Hanım da söyleyememiş çocuklarına. Neyi? Senin 4 çocuğun olduğunu. ne olacak şimdi? Kolay canım, kolay. Hele bir evlenin, nikahta keramet vardır derler. Ondan sonra söylersiniz çocuklara. Öyle mi dersin? Tamam. Nüfus kağıdını getirdin mi sen? Getirdim. İyi. Yaşar Usta! Yaşar Usta! Evleniyor musun, hayırlı olsun? Sağ ol! Senin de alacağın olsun. Herkesi evlendirdin mi benim işimi halledemedin. Oğlum senin başında o ana varken evlenmeyi unut sen. Ben senin muameleyi yapmaya gidiyorum, hadi eyvallah. İyi hadi.
Sen bakma ona. Yaşar Usta. Hı. Gözünü seveyim, bana uygun birini bulursan aklın da bulunsun, tamam mı? Tahmin et bakalım ne oldu? Ne oldu? Annem evleniyor. Kim evleniyor? Annem. Annen mi? Annem ya. Ya üzülme Allah aşkına, ne yapacağımı şaşırdım. Ferit. Efendim? Yavaşça dön şu adamlara bak. Evet, ne olmuş? Babamın adamları. Ne yapıyorlar? Beni takip ediyorlar kaç gündür. Niye? Niye olacak? Babam kiminle arkadaşlık ettiğimi anlamaya çalışıyor herhalde. Ahmetoğlu Yaşar Bey, bu hanımı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet efendim. Siz Şaban kızı Melek Hanım, Yaşar Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Şurayı lütfen imzalayın. Yaşar Bey, benim okumam yazmam yok. İmza bilmem ki. Olsun, ne yapalım? Mühürünüz var mı? Hay aksi şeytan. Mühürümü de unutmuşum. Zarar yok. Parmak basılsa da olur efendim. İyi, o zaman parmağınızı basıverin memur bey. Ben değil efendim, siz. Şuraya lütfen.